Nasıl ya? Evet Candan. Ben Kamuran'dan hoşlanıyorum. Ay Zerrin sen iyi misin? He? Hayır hiç iyi değilim. Ay bana bunun şaka olduğunu söyle ne olur ya. Keşke öyle olsaydı. Ay, ben hiçbir şey anlayamıyorum. Anlaşılacak bir şey yok ki zaten. Ben sana, senin dostluğuna layık değilim. Birlikte olduğun adamdan hoşlanıyorum. Hem de yanlış olduğunu bile bile. O yüzden de ben artık buralardan gitmeye karar verdim. Hoşça kal Candan. Ay nasıl ya? Zerrin abla nereye bu saatte ya? Çeki başınadır ya. Ne oldu ya? Ya bir şey olduysa bana bir anlat. Derdine derman bulurum ben. Ha ulan bir ciddiye al ya. Candan abla ya. Ne oldu? Ay vallahi ben de anlamadım. Ya Zerrin abla bir kötüydü, bir kötüydü böyle yüzü sanki. Hani bu sene hiç hamsi yiyemeyecekmişiz haberini almış gibi böyle bembeyazdı yüzü ya. Bir şey mi? Yok. Bu böyle gitmez. 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 Babam bugün okulda bir tostun ne kadar olduğunu biliyor mudur? Ya babam öğlen yemeğini bizim okulda yemiyor ki. Nereden bilsin? Ya işte sorun da burada. Halkın arasına karışmıyor. Bizim sorunlarımızla hep uzaktan ilgileniyor. Ayrıca neden bizim okulda yemeği yesin ki? Kazınaya öyle değil Bora Efendi. Kendini çok mu kaptırdı? Bence de. Madem ebeveynsin, halkın... Yani çocukların sorunlarıyla ilgileneceksin. Yetmiyor. Harçlıklarımız yetmiyor. E peki ne yapacağız? Grev. Babam izin vermez. Ne demek izin vermez? Bu ülkede demokrasi var Bora Bey. Memleketten bahsetmiyoruz canım. Bizim evden bahsediyoruz. Bizim evde demokrasi var mı sence? Çocuklar nerede baba? İzinsiz gösteri yapıyorlar galiba. Anlamadım. İzinsiz gösteri mi? Hak isteyeceklermiş. Ne hakkı isteyeceklermiş? Bilmiyorum. Bir şey söylemediler. Ketumlu. Ben var ya bunların canını okuyacağım. Ayrılıkçı çıktı bunlar. Bunlar ayrılıkçı çıktı. Yakında kokusu çıkar. Hadi bakalım. Şekerimi yükseltiyorum biliyorum. Evet mi? Ekşi elmesi yerim. Tamam, sağ ol. Zerrin ama nasıl olur ya? Neredeyse Kamuran'ı aklıma sokan sensin. Şimdi nasıl Kamuran'dan hoşlanırsın ki? Of ya. Başka bir şey olmalı. Candan nerede? Yok, gelmedi. Yalnız kalmak istiyormuş. Niye? Ne olur sebebini sormadım evladım. Gitti. Aa açamadık konuyu. Ne konusu açacaktınız? Açarız birazdan dedi. Bu arada Candan ablanın nesi var? Ha bakıyorum sen Candan ablayı sevmeye başladın. Boracığım ben zaten seviyordum onu. Ya o buradayken evden kaçan da bendim herhalde. Evden kaçmadım şimdi. Ha daha kötüsü oldu. Telefonla böyle arayıp o gitmezse ben de gelmem. Yok bilmem ne bilmem ne böyle bir sürü konuştum. Ya bırakın ben... şimdi ya geçmişi kurcalamayın. Geçmişte kaldı. Kurumuş teşekküre su serpmenin alemi yok ya. Bırakın başka şey konuşun. Dedeciğim konuşurlar mı bunlar başka şey? Güya itilaf kuvvetleri olacağız. Ne itilaf? Aa, sen nereden biliyorsun öyle lafları bakayım itilafları filan? Dedeciğim ben kimin torunuyum? Bırak şimdi itilaf filan. Evde kavga istemiyorum. Kavga çıkartmayın. Kaçıncı zeytini düşürdün? Ne iyi saplı çatalın sen de sakar. Hadi ya. Ya neden? Ya ısrar etme işte istemiyorum gelmek. Neden sorusuna cevap almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim.
Zerrin. Ne olmuş Zerrin'e? Bilmiyorum. Galiba aşık olmuş. E ne güzel. Bu kötü bir şey değil ki. Ya çok güzel. Ama esas soruyu sormadın daha. Neymiş esas soru? Kime aşık oldu sorusu. Ben tam şimdi onu soracaktım ki boğuntuya getirdin sen. Peki kime aşık olmuş Zerrin? Kim bu şanslı şahsiyet? Sensin o şanslı şahsiyet. Yok canım. Zerrin bana aşık oldu. Aynen öyle. Şimdi nerede? Gitti. Nereye? Ya bir şey soracağım sana. Sen yanlış anlamış olabilir misin? Yani cümle içinde belki kullanırken böyle bir hani başka bir şey demek istedi de sen öyle anladın. Yani Zerrin bana aşık oldu. Bak söyleyemiyorum bile. Hani... Ay zaten benim yanımda bir zahmet söyleme Kamuran. Peki sen bunu nereden duydun? Kendi söyledi. Ne dedi? İşte ben Kamuran'a aşık oldum. O yüzden senin arkadaşlığına layık değilim dedi ve gitti. Böyle pat diye söyledi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok düzgün kızmış bu Zerrin ha. Vallahi. Tamam canım bir şey demedim. Sence de garip değil mi? Neymiş garip ulan? Yani herkesin bana aşık olması. Ay Kamuran ya burada en yakın arkadaşımdan söz ediyoruz. Farkında mısın? Evet, evet. Peki benim konuşmamı, görüşmemi ister misin? Nasıl yani? Ya o anlamda demiyorum. Hani istersen ben bir konuşayım. Hani ya sana bir şey söyleyeyim. Bana öyle bakma. Bana öyle bakma. Benim bir suçum yok ki burada. Yani entrikavari bir şey olayın içine girdim ve olay benim başıma patladı. Yani ne yapayım? Bir çekiciliğim varsa bu doğuştan. Ay Kamuran yani şu konuda bir espri yaptığına inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Hadi 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 gel. Gel buluruz bir çaresini. Ay nasıl bulacağız? Buluruz buluruz. Yani şöyle de olabilir. Mesela ayın tek günlerinde seninle görüşürüm. Ne yapayım? Yani ciddi alınabilecek bir şey değil ki. Ay dur kapıyı kapatayım bari. Hadi hadi hadi. Sıkma canını hallederiz ya. Ama delikanlı kızmış ha hakikaten. Hakikaten aklına bir şey gelmiyor mu? Ha? Ne zaman gitti? Dün. Ondan sonra hiç konuşmadınız mı? Aradım ama telefonlarımı açmadı. Mesaj attım ona da cevap vermedi. Yok öyle kaçarak olmaz. Ne yapacağız? Neyse bulacağız bir şekil. Olmazsa ben konuşurum. Ne diyeceksin? Böyle kaçarak olmaz diyeceğim. Hayata karışman lazım diyeceğim. Evet ya. Ama... O benim arkadaşım Kamuran. Yani konuşursak belki hallolur bazı şeyler gibi yani geliyor. Yani her şey konuşarak hallolabilir tabii. Ama bak tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Dürüst kızmış. Ben de ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Vallahi daha kötüsü de olabilirdi. Dizilere baksana. Millet amcasının karısıyla falan beraber oluyor. Ha, bu mu yani teselli ediş şekli? Niye beğenemedin mi? Beğenemedim. Aslında ben de çok beğenmedim ama aklıma o anda başka bir şey gelmedi. Ne diyeceğim sana? Hani biz evlenecektik. Ay saçmalama Kamuran. Yani her şey mükemmel olması gerekiyor evlenebilmemiz için. Bu durumda evlenemeyiz ki. Hadi gel. Yani bir laf ettim 40 şey söyledin ha. Merhaba Hakkı amca. Merhaba yavrum, hoş geldin Candan kızım. Ya Candan sana bir şey soracağım. Senin canın bir şeye mi sıkkın? Yok öyle bir şeye canım sıkkın değil de işte. Kamuran ne oldu Allah aşkına sen söyle bari ya. Ya baba açıkçası olay benim karizmayla ilgili. Yok, yok. Açmıyor. Açmıyor. Bir de ben mi arasam acaba? Bilmem, dene bakalım. Normalde benimkini açması lazım. Neden? E çünkü ben etkilendiği adamım ya, o yüzden. Ay Kamuran bak, kötü olacak ama ya. Şaka, şaka. E ne yapayım, şakacı bir kişiliğim var.
Hem kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır. Tamam tamam, sustum. Yani ne söylesem o konuyla ilgiliymiş gibi duruyor. Ne yapayım? E sus o zaman. İyi de konuşmam lazım. E açtığında konuşursun. Lütfen bu konuda bir daha şaka yapma, olur mu? Neden? Başka konular konusunda şaka yapacak hevesin kalsın da ondan. Vay, tehdit ediyorsun ha? Evet. Yani o kadar net bir şekilde söyledin ki ikna oldum. Ne oldu? Çalıyor ama cevap yok. Of. Yok. Çok büyük bir darbe yedim Hakkı amca. Yine ne oldu oğlum? Ha benim köyde bir sevdiğim kız vardı ya. Biliyorum. Hani babası bizi ziyarete gelmişti buraya. O değil ya. Aa, bir başka kız da mı sevdin sen? He ya. Asıl bu benim böyle büyük aşkımdı. Büyük aşk mı? He. Merak ettim yavrudur. Gel, gel geç içeri. Onu da anlat bana. Anlatayım. Kadir. He. Evladım kızın adı ne demiştin? Hanife. Hanife. Güzel isim be. He. Güzel isim. Bak. Köyün bütün güzel kızlarına sen aşık oluyorsun. Ne güzel, bir sürü aşkın var be. Ne yapayım Hakkı amca ya? Benim tabiatım böyle ya. Ben galiba aşka aşığım Hakkı amca. Evladım bir taraftan aşk diyorsun, kız diyorsun. Yani ne oldu? Kıza bir şey mi oldu? Sadede gel. Kıza bir şey olmadı. Asıl bana bir şey oldu. Ne oldu? Hanife kocaya kaçmış. Aman. Aman ha, Hanife aşağıda benim dairede deme sakın. Yok ya. Şimdi bak, kız kaçmış diyorsun, benim dairede değil diyorsun. Hı. Ondan sonra efendim bir yandan öyle diyorsun, böyle diyorsun. Senin dairede olmadığına göre, kız kaçtığına göre o zaman bu başka birine kaçtı. Evet, Hakkı amca. Evet, bu, işte mi? Beni evet. Yaralayan nokta da tam burası ya. Peki evladım, bir şey daha soracağım. Tanıdığın birine mi kaçmış? Hem de daha fazla. Aman. Sakın bizden şüphelenme, bizde değil kız. Yok da Hakkı'm, onu biliyorum ya. Peki yavrum, biraz daha açıklar mısın? Bu kız kime kaçmış? Araştırdın mı? Benim amcaoğluna. Hayda. Ya Hakkı amca ya. Bir soruyorum sana, ha bu bana yapılır mı ya? Bu bana yapılır mı? Olmuş artık. Yani içilmiş şerbetin davası olmaz. Şimdi kaç kız kaçmış dediğine göre... yani... Olmuş, kaçmış. Şimdi sen ikide bir herkese aşık oluyorsun, aşık oluyorsun, aşık oluyorsun. Bir sürü aşkın var ama günün birinde böyle bir darbe yiyeceğinde besbelli ortada. İşte. Yavrum. Ben artık yaralı bir adamım Hakkı amca. Vallahi billahi. Yapma evladım, bak şimdi benim de yaralarımı depreştirdim. Fena oldum. Allah Allah. Sana ne oldu ya? Benim de eski, çok eski bir aşkım geldi aklıma. İlk aşkım mı? İlk aşkım. Ne değilsin ya? Evet. Adı neydi? Mahi Nur. Ay yüzlüm benim, Mahi Nur. Yemyeşil gözleri vardı. Güzel isim değil mi Mahi Nur? Çok güzel. En az yani Hanife kadar güzel. Kıdır, nasıl tarif edeyim sana Mahi Nur'u? Yemyeşil gözleri vardı. Böyle insanın içini, kalbini oyar. Lepiska gibi upuzun saçları vardı. Kötü aşıktım ona, fena, bildiğin gibi değil. Ona şiirler yazardım, mektuplar yazardım. Nazım'ın Piraye'ye yazdığı mektuplardan öykünürdüm, kopya çekerdim filan. Derdim ki ona, Mahi Nur'cum, senin saçının her teline şiir yazana kadar sürecek bu aşk derdim. Oo, Hakkı amca ya, sen de neymişsin ha? ne oldu sonra peki? Aldattı mı seni? Yok. Ne oldu peki? Elektrik çarptı. Oy. Ha oraya çok hüzünlü bir hikaye varmış ya. Öldü mü? Bak şimdi ben çok kötü oldum. Kıdır, benim... Ben de fena oldum ya. Biraz kendimle baş başa kalmam lazım. Beni yalnız bırak. Yalnız senden çok rica edeceğim. Az şekerli bir kahve yap bana. Ne olur ya. Ne demek ya? Mahi. Elektrik çarpmış. Senin telefonuna bakmıyor. Benim telefonuma bakmıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum.
evlilik arifesinde olanlara bak ya. Zaten bu durumda evlenemeyiz. Niye? Ya ben her şeyin mükemmel olmasını beklerken şu hale bak. E mükemmel ya. Her ayrıntı mükemmel olmadı. Ama önce Zerrin'le konuşmamız lazım. Yani onunla konuşmadan olmaz. Bilmediği bir numaradan arayacağız o zaman. Tamam, deneyelim. İş yer numarası. Ha, tamam. İnşallah bu sefer açar. İnşallah. Zerrin, bak lütfen telefonu kapa... Kapattı. Merak etme, merak etme. Bir çaresini bulacağım. Hıdırcığım. He. Olay şöyle. Hiç unutmuyorum. Yılbaşı gecesiydi. 67 yılını 68'e bağlayan 31 Aralık gecesiydi. İşte böyle mahalle hep birlikte oturuyoruz, kutlayacağız. Böyle hani vardır ya geriye dua ettir sayılır 19, 8, 7 yılbaşı için saydık, öpüştük filan. Ondan sonra Maynur lambayı açmak üzere elektrik şey düğmesine gitti. Sen elini boş, açık kablolu boş düğe sok. Oo, öldü mü ya? Yok. Huyları değişti. Nasıl? Neyse. Böyleymiş. Elektrik böyle yaparmış. Onun kimyası bozuldu. Huyu değişti birdenbire. Nasıl oldu bu ya? Meğerse bu bir travmaymış Hıdırcığım. Hani eski Türk filmlerinde olduğu gibi. Evet. Hani kör kız araba çarpınca birdenbire görüyorum görüyorum diye sevinçle haykırır ya. He. Sonra felçli çocuk demir yolundadır. Üstüne tren geliyor birden ayaklanır o felçli çocuk. Böyle koşmaya başlar. Bizim klasik. Onun birdenbire huyu değişti. 67 yılıyla birlikte tarihe gömüldü Maynur. Agresifleşti ve birdenbire beni bir düşman gibi gördü ve terk etti. O yüzden o günden beri ben bu 68 rakamını görmek istemiyorum. İstemiyorum, görmek istemiyorum. 67 derim, 69, 68'i saymadan geçerim. Evet. Hatta 68 kuşağıyla bile aram iyi değildir. 68 kuşağı ne ya? Açma, deli mevzu. Açma konuyu. Açmış bulunduk. Kapat. Tamam, kapattım. Bu numarayı bilmiyor. Hadi Zerrin, aç ya. Alo Zerrin. Merhaba, Kamuran ben. Sakın kapatma. Ne diyor? Tamam, bak. Zerrin, bir oturup konuşmamız lazım. Aha. Tamam. Bak, sana birkaç saat müsaade. Birkaç saat sonra seni arayacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne dedi? Senin yüzüne bakamazmış. Ay sen konuş o zaman. Öyle olacak galiba. Buraya mı çağırsam acaba? Gelmez ki. Sen olmazsan gelir. Dede! Ne var kızım? Dede, biz seninle bir şey paylaşmak istiyoruz. Hayda. Ne paylaşacaksınız kızım? Bugün de benden herkes bir şey paylaşıyor ya. O ne demek ya? Biraz önce Hıdır buradaydı. O da bir takım şeyler paylaştı. Bakın, eğer hatıralarımı depreştirecekseniz hiçbir şey paylaşmayın benden. Hatıra da. Boş ver sen onu şimdi. Söyleyin, ne paylaşacaksınız? Yoksa şu sizin izinsiz gösteri durumuyla mı ilgili? Gösteri derken? Canım odaya toplanıyorsunuz ya üçünüz bu sıfır 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 sıfır. O. Fark edilmiş demek. Ha. Fark edilsin. Nedir kızım, fark nedir? Ha. Dede, bizim aşırımız yetmiyor. Dur, azarlama adamı ya. Dur Allah aşkına ya. Zam mı isteyeceksiniz? Yok, bu İslam'la falan çözülmüyor vallahi. Ne yapacaksınız, yönetime el mi koyacaksınız yoksa? Yok, hayır, o da değil. Ne yapacaksınız oğlum, yumurtlayın şunu ya. Dedeciğim, biz okuldan arta kalan zamanda çalışmak istiyoruz. Hayda. Aferin. Babana, bana ne söylüyorsun? Babana söyleyeceğiz. Destek. Manevi olarak destek yaparım. Biraz da ben harçlık veririm. 3 aylık aldıkça. Başka yapamam başka bir şey. Yok artık. Neden baba? Çalışmak bizim de hakkımız değil mi? Hayır, değil. Niye?
Çünkü siz okuyacaksınız. Okuyoruz zaten. Ne yapacaksınız? Nerede çalışacaksınız? Ya mesela ben hani akşamları gitar çalacak bir yer bulacağım. Oo. Akşam tabii. Ya benimki akşam değil. Yapma ya. Ben bir kafede part time çalışmak istiyorum. Sen full time okuyacaksın hanımefendi. Üstümüzde baskı var. Ne yapacağız diyeyim. Baba. Hı. Bak, bizi zor kullanmak zorunda bırakıyorsun. Tehdit ha? Hadi bakalım. Zerrin abla yok mu Candan abla? Yok Hıdır. Peki konunun dün akşam buradan hızlıca çekip gitmesiyle bir alakası var mı? Var Hıdır. Acaba sorabilir miyim neden? Soramazsın Hıdır. Peki neden soramadığımı sorabilir miyim? Onu da soramazsın Hıdır. Öyleyse benim soracak bir sorum yok kalmadı. Güzel. Zaten Hıdır'ın soru sormayanı makbul. He. Yalnız ben yani sadece böyle arkadaşlığınız bozulmasın yeter ki Candan abla. Bak şimdi benim mesela amca oğlumla amca oğulluk ilişkim bozuldu gitti. Neden? Aşk meselesi ya. Ayıp mı söylemesi? Eski yengeniz bizim amca oğluna kaçmış. Aa, o niye? Ya zannedersem ben sağlıklı bir ikamet adresi bırakamadığımdan kaçılacak bir onu bulmuş, ona kaçmış. Yoksa yani bizim orada bir kızım, yani bir hanımefendinin benden başka biriyle bir ilişkisi olması saçma yani. Ha ben gideyim. Özgür irademizi kullanamıyoruz. Evet ya, babamın özgür iradesiyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Ama bence bunun bir çözümü olmalı. Selen, bak ne zaman bir çözüm arasak yani hep biz zararlı çıktık. O yüzden yani ben korkuyorum bir çözüm bilmem ne aramaya. Yok, teslim olamayız. Hanımefendi, sen hiç konuşma bu konuda tamam mı? Niye? Ya ne demek ne ya? O kadar uğraştık didindik Candan ablaya karşı. Ne? Sonra Candan ablayı tekrar getirmek için aynı şekilde uğraş, çabala. Evet ya. En son transfer parası ödemek zorunda kalıyorduk ya senin yüzünden. Demet'ten sonra. Bu defa hayat bizim hayatımız ama müdahaleci olan babam. Ya bir de bak şu şekilde düşün. Biz de insanların hayatına müdahale ediyorduk o zaman. Ama o günlerde biz istiyorduk. Konumuza dönelim. Ya arkadaşlar durum vahim. Anlamıyor musunuz? Babam bizi çalıştırmıyor. Ne yapmalı ya? Şöyle. Konuya dönün bir odaklanın. Birkaç bir şey tıngırdatayım belki bir şey gelir aklıma. Ay çok canım sıkılıyor ya. Üf. Sıkma canını. Buluruz bir çaresini. Tek gün çift gün usulü mü? Yani aslında o da bir çözümdü ama sen pek sempatik bulmadın. Kamuran. Ne yapayım konuyu sen açtın. Yarın mı görüşeceksiniz şimdi? Ya aslında seni de böyle bir konunun içine soktum ben ama. Ama canım ne olacak yani konu benimle ilgili sonuçta. Senin dayanılmaz çekiciliğin söz konusu olan değil mi? Ben bir şey demedim. Bak gördün mü? Gene yani döndü dolaştı olay gene bana patladı. Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim ya. Oo maşallah. Eylem hazırlığı ha? Ben öyle diyorsun ki dedi. İki kişiden fazla insanlar bir araya geldiği zaman biz zamanımızda öyle derdik. Eylem hazırlığı derdik eskiden. Dede. Babam niye hiç bizi dinlemiyor? Ya da sizi dinlediği zaman siz önemli şeyleri söylemiyorsunuz da ondan olabilir yani. Ya aslında hani dinlemiyor sayılmaz. Nasıl? Çok güzel hayır diyor. Saygı duymuyor saygı. Belki istediğiniz şeyin doğrusunu o sizden iyi biliyordur da ondan. Dedeciğim zaten hep doğruyu o biliyor. Çünkü harçlıkları o veriyor. İşte sorun da burada zaten. Harçlık veriyor ki bizi kendine bağlasın. Çok güzel işte. Ama kızım öyle bir gün gelecek ki keşke bağımlı olasınız diye eski günlere dönmek isteyeceksiniz ama nafile geçmiş ola. O neden? Çünkü hayatın içine karıştığınız zaman böyle sorumlulukların olmadığı günleri çok arayacaksınız yavrum. Ya. Dedeciğim onu o zaman isteyelim ama biz şu an sorumluluk istiyoruz. Vallahi güzel kızım benim şimdilik size tavsiyem budur. Sorumluluktan uzak durun. Aman, aman diyeyim.
Düşündün mü ne konuşacağını? Bak gider ayak beni strese sokuyorsun. Böyle bir durumda ne denir değil mi? Müsaadenle bu alışkın olduğum bir durum değil. Ben de her gün yaşıyorsundur diye düşünüyordum. Tabii tabii. Yani evleneceğim kadının en yakın arkadaşı benden hoşlanıyormuş. Çok sıradan. Ay Kamuran. Ne var? Onu kırma tamam mı? Gel böyle. Sen iyi bir arkadaşsın. Zerrin de öyle. Onu biliyorum. O yüzden kaçıp gitti ya. Onu da biliyorum. Yeter ki sen gitme. O ilişkiyi pek anlamadım ama... Ya işte bütün bu sorunlardan yani. Ha yok yok yok. Hayır ben öyle kolay yılan bir adam değilim. Hem ne demişler? Öldürmeyen şey güçlendirir. Evet. Ama insan bu tip durumlarda ne yapacağını bilemiyor. O da doğru ama... Yani en azından şöyle düşünelim, bardağın dolu tarafından düşünelim. O da şu, yarın öbür gün böyle bir durumla yine karşılaşırsak antrenmanlı olacağız. Bunu sevinelim yani. Değil mi? Yani en azından yarın öbür gün biri, bir arkadaşım benim sevgilime aşık olursa çözüm planımız hazır olacak. Tabii. Ben de öyle oluyor. Anlayışlı mısın sen? Galiba öyleyim, huyum kurusun. Ay alçak gönüllüm benim. İçeceğim. Vallahi evladım ben size bir şey söyleyeyim mi? Çocukluğunuzun kıymetini bilin. Bunu da hep büyükler söyler ha. Çocukluğunuzun kıymetini bilin. Ya büyüdükten sonra söylenebilecek tek laf sanırım. Yani herhalde öyle olacak bence. Ya tamam. Hani o zaman gelsin biz de söyleriz. Ama şu anki derdimiz daha büyük. Babam. Derdimiz babam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim aklıma bir şey geliyor. Ne geliyor? Arıza çıkarmak. Ya senin zaten yaptığın en iyi şey arıza çıkartmak. Hani bunu hepimiz biliyoruz. Eleştirmeyin. Çözüm burada. Tamam hadi çatlatma söyle. Nasıl arıza çıkartacağız? Biz neden çalışmak istiyoruz? Harçlıklarımız yetmiyor diye. Peki bunu niye biz düşünüyoruz? Ya Allah aşkına senin bunu kim düşünecek? Ne yapalım bizim harçlığımızın yetmemesini Bakanlar Kurulu'nun gündemine mi sokalım? Hayret bir şey ya. Bora sen anladın mı? Hayır. Burada karşı güç kim? Babam. O zaman bırakalım o düşünsün. Bora bir şey anladın mı? Hayır. Ben de. Of! Ya arkadaşlar diyorum ki biz niye harçlıklarımızı düşünüyoruz? Bırakalım babam düşünsün. Yani biz çalışmayı babamın hayatını kolaylaştırmak için istemiyor muyuz? Onun için istiyoruz. Varalım kolaylaştırmayalım. Taleplerimiz bitmesin. Daha çok para isteyelim. Bir gün nasılsa patlayacak. Aha. Ben varım. Aferin lan sana. Ya of. Kendimi vurdum. Yine kahvaltı için bir sürü ıvır zıvır şey almışsınız bakkaldan. Çeşit olsun dedik. Evet çeşit olmuş. Yani bizim attıklarımızla Afrika aç kalmaktan kurtulur. Bora yer. Değil mi Bora? Ha evet. Müsriflik yapmayın. Komşusu açken kendisi tok olmayacak insanım. Babacığım yalnız onu insan aç kalsın diye söylememişler. Komşunu da doyur diye söylemişler. Ya tamam müsriflik yapmayın. Ya kimi doyuruyoruz? Ya bir saniye de ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapıyoruz şimdi bunların hepsini Afrika'ya mı yolluyoruz? Müsriflik yapmayın. Son kez söylüyorum. Babacığım bir şey söyleyeceğim. Söyle. Benim montum yok. İyi alırız. Bir dakika. Benim okul pantolonumu aldıktan sonra onun montunu alırız değil mi baba? Oğlum senin okul pantolonun yok mu? Pantolonsuz mu gidiyorsun evladım o kadar? Ya olur mu dedeciğim? Dur toplum daha buna hazır değil. Anlamadım. Yırtıldı baba. Yırtıldı. Yırtıldı. Söylesene oğlum. Söyledim ya işte. Yırtıldın. Ya ben ne zaman söyleyeceğim bu okuldan eşofman istediklerini? Bence şimdi söylemezsen çok iyi edersin evladım. Evet yani söylemeden önceye kadar çok iyiydin. Eşofman ne? Bu beden eğitimi dersi için. Aslında ben normal eşofmanımı giyip gidiyordum. Ama ondan sonra okulun resmi eşofmanı lazımmış. Allah Allah. Para tuzağı.
Yani ne oluyor bu? Hani Şampiyonlar Ligi'nde soyunma odasında eşofmanlar birbirine mi karışıyor? Ya baba, öğretmen istiyor. Maksat zorluk olsun ya. Söylediyse o zaman alacağız. Yapacak bir şey yok. Ya bence de alın. Bence de alın ama şu benim okul pantolonumu bir hallederim. Ondan sonra ne alıyorsanız alın. Toplum hazır değil diyorum ya. Kitle baskısı var üstümde. Ya tamam. Tamam, çıplaklık yanlış. Ama benim montum hepsinden önemli. Ya nedenmiş küçük hanım ya? Çünkü... benim. Tamam, hepsini halledeceğiz. Yemeğinizi yiyin. Hadi. Vallahi çıplak gezerim ha. Rahmetliklerden atlıyorsunuz okulun yan duvarından. Orada baba ya, ne diyorsun sen? Yırtılmıştı pantolonu, nasıl yırtıyor insan ya durup dururken. Teşekkürler. Ne yok, senin keyfin mi kaçık ha? Evet Candan abla ya. Ne oldu? Ya ben anladım ki artık hayat benim için bayağı zor geçecek yani. Niyeymiş o? Ha? Şimdi ne bileyim, açık konuşayım. Ben habu yaşıma kadar hep aşk için yaşadım. Ama artık ne bileyim, böyle aşka bir inancım kalmadı benim ya. Hani o yüzden biraz zor yani benim için. Evet, gerçekten çok zormuş. Ama bence o kadar ani karar verme. Yok ya Can, yok yok. Ben düşündüm Candan abla, çok düşündüm yani. Ha bu dünya beni anlamıyor ya. Belki de sen kendini anlatamıyorsundur. O da olabilir. Ama yani bu ikisi de bir yerde aynı kapıya çıkıyor da. Yani düşünsene şimdi Candan abla ya. Ha bu kız bana düne kadar bana aşıktı yani. Çok seviyordu beni. Şimdi duydum, amca onunla kaçmış. Böyle bir şey var mı ya? Ay değişmeyen tek şey değişimdir Hıdır. O ne dedin ya? O acayip karışık bir cümle ha. Ay şimdi sen ne dediğimi boş ver de şunu demek istiyorum. Yani aşk herkese lazım. Aşkı öyle boş verip atamazsın ki. Yok Candan abla yok. Artık bana lazım değil. Ben o defteri kapadım. Sayfayı attım yani. Yani bir yerde düşünüyorum da böyle jübilemi yaptım ben yani. Tamam bir zaman böyle fırtına gibi estim, esmedim değil. Ama artık böyle rüzgar olacak halim yok ya. Rüzgar olmak bile istemiyorum yani. Ay sen de güya dediğimi anlamıyorsun ama acayip felsefi konuşuyorsun yani. Lazım olduğu zaman konuşuruz elbet yani. Ama Candan ablacığım diyeceğim şu ki, benim için artık aşk bitmiştir. O defterler tamamen kapanmıştır. Yani nasıl diyeyim, aşk artık ha burada oturmuyor yani. O kadar. Yazık olmuş. Ne? Haydi kolay gelsin. Haydi iyi günler. Gel. Merhaba Kamuran. Merhaba Zerrin, gel. Gel, hoş geldin, otur. Hoş bulduk da çok fazla kalmayacağım. Israr ettin diye geldim. Tamam, otur. İstediğin zaman kalkarsın. Otur. 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 Peki. Bir şey içer misin? Söyleyeyim mi? Yok, sağ ol. Çay, kahve? Yok, teşekkür ederim. Soda? Hayır. Sen her şeyi biliyor musun? Neden benimle konuşmak istedin peki? Neden seninle konuşmak istemeyeyim ki? Deli misin sen? Ne bileyim, bu pek konuşulacak bir şey değil de. Vallahi ben öyle düşünmüyorum. İşin tuhafı, Candan da öyle düşünmüyor. Ne düşünüyorsunuz? Her şeyin konuşarak hallolabileceğini düşünüyoruz. Buyurun. Sağ ol kızım, eline sağlık. Vallahi Recep'e gitti gideli sabah kahvesine hasret kalmıştım Candancığım yavrum. Ay sen bana söylesene Hakkı amca. Ne bileyim ben işte, ben kimseye yük olmayı sevmem evladım. Ay yok ya, yani ben size kahve yapacağım. Karşılığında da muhabbet edeceğiz. Nasıl? Olur. Evet, kahvemizi aldığımıza göre. Sıradaki. Muhabbete başlayabiliriz diyorsun. Aynen. Evladım bak. Ben açık konuşmayı seven bir adamım. Nedir sizin sıkıntınız? Anlamadım. Sen bugün geç gidiyorsun. Zerrin yok ortalıkta. Bu da kahvenin karşılığı olan muhabbet mi oluyor? Yani başladık bir yerden. Hakkı amca, ya Zerrin benim çok yakın arkadaşım. Öyle olmalı zaten yavrum. Ya iyi arkadaşlar da kolay bulunmuyor.
bulunmaz. İşte biz de bir şeyleri toparlamaya çalışıyoruz. Aferin. Evladım sakın birbirinizi öyle kolay harcamayın, değil mi? Hı. Nasıl? Ne nasıl? Kahvenin karşılığı olan muhabbet. Ha, süper. Aslında konuşacak bir şey yok. Neden? Çünkü ben Candan'a söyledim söyleyeceğimi. Ben hayatınızdan çıkayım, hem siz de rahatsız olmazsınız. İyi de sen bizim hayatımızdan çıkarsan biz rahatsız oluruz. Aman, karşımdasın diye böyle söylüyorsun. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Söyledim ya, anlattım. Ya hiçbir şey anlatmamışsın. Galiba ben Kamuran'dan hoşlanıyorum demişsin, sonra kapıyı vurup çıkmışsın. Yetmez mi? Yetmez. Detay mı vereyim yani? Artık ona ne dersen. Söylediğim kadarı yeterli. İyi de burada bir durumu halletmeye çalışıyoruz. Ya nasıl bir muhabbet ettiğimizin farkında mısın sen? Ne acayip konuşmalar bunlar böyle. Niye? Ne böyle yani yemek tarifi alıp verir gibi. Sen benden hoşlandın, nereden anladın, nasıl anladın, kimden hoşlandın? İyi de medeni medeni konuşuyoruz şurada işte. Rüyada. Ne? Rüyada anladım. Benden hoşlandığını. Evet ya aman, sevgiliymişiz, evleniyormuşuz, sen Candan aldatıyormuşsun falan. Rüyanda. Evet. Ha, bu yüzden mi sen uzaklaştın? Evet. Sen iyice saçmalamışsın. Rüyalar insanların bilinçaltıdır. Oho, bravo. Bravo. Yani teşhisi koydun, kendi kendinin doktoru oldun. Vallahi bravo. Ne var? Yanlış teşhisten hastayı öldürdün. Zerrin, bunu konuşmalıyız. Yani yalnızca bu kadarsa bunu konuşmalıyız. Daha fazla konuşamayız Kamuran. Tedavi ise de yavaş yavaş. Hemen ameliyata alma. Hadi hoşça kal. Kırmızı mercimekte GDO var diyor ya. Aman ya, çıldıracağım ya, ne dedi. Dur geliyorum. Su mu söyledik, ne oldu, geldi mi acaba? Hıdır, ne oldu? Hakkı amca. Candan abla buradan mı çıktı? Buradaydı, konuştuk havadan sudan biraz. Ben de konuştum. Ha. Tamamdır ya, konu benim için kapanmıştır yani. Ne o tamam olan? Olay benim için bitmiştir Hakkı amca. Ha. Aşka olan inancımı kaybettim. Hayda. Ya. İnsanın amcaoğlu bile bu kadar kolay adam harcarsa ben niye aşka inanayım ya? Beni hayatta tutan tek şey bitti ya. Geçmiş olsun ya. Evladım, aşka olan inancını insan bir çırpıda silip atar mı? Olabilir mi böyle bir şey? Eşyanın tabiatına aykırı. Aşk her zaman taze olmalıdır insanın kalbinde. Uf, ne kadar konuştun ya Hakkı amca. Tamam, konu kapandı. Kapandı. Ne dedi? Ya aslında şimdi anlatsam inanmayacaksın ama. Ya seninkinin bütün olayı aslında rüyaymış. Rüya mıymış? Hı hı. Nasıl ya, yani? Bak dur. Şimdi şöyle. Dede, Hıdır abi. Hoş geldiniz çocuklar. Gelin, geçin, buyurun, oturun. Yok dedeciğim, bizim ufak bir toplantımız var. Allah toplantı. Toplantınızı yesinler sizi. Gelelim Sade'de. Ne diyordum, nerede kalmıştık ha? Evladım, aşka inancını hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Ya ne yapayım Hakkı amca ya? Bak, aşka inancını kaybeden bir insan benim için mahvolmuş demektir. Ben bu konuda çok hassasım. Her türlü mücadeleyi veririm. Efendim kendimi yıpratırım, efendim karşımdakini üzerim, kırarım, örselerim. Fakat karşımdakinin aşka inancını kazanmasını tekrar sağlarım. Evet. Hadi ya. Tabii. Ne yaptınız? Vallahi ben okuldan da aradım. Sen Bora? Ben de.
Ben de. Hani istekleriniz nerede? Ben çantamı değiştirmeliyim, bir de okuldan para istiyorlar dedim. Harika. Ben de futbol kramponlarım yırtıldı dedim. Senin makul zaten yani. Ben de gitarıma tel lazım dedim. İşte bu arada çalıştığım bir parça var. Kesinlikle çalmam lazım onu. Şimdi sırası mı dedi bana. Dedim baba tabii sırası ya. O parçanın nasıl çaldığını biliyor musun? Uzadı gitti. Harikasınız. Tam da bir takım oyunu oynuyoruz. Evet, takım oyunu. Kısa paslaşmalar ve bu maçı kazanmamız için hiç mi neden yok? Yok. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Dede, evladım. Aşka olan inancını neden kaybetmemelisin biliyor musun? Neden? İşte o zaman böyle anıların olmaz elinde. Ha bunlar nedir ya? Tabii. Bak evladım. Bunun her sayfasında benim eski aşklarım var. Bu albümde o kadar, evet. Allah. Hatıralar, eski aşklar. Hakkı amca. Sen de yani az yere bakan, yürek yakan değil misin ha? Düreceğin olur sen. Ne diyorsun Hıdır? Sen bakma şimdi Hakkı amcana böyle diye. Eskiden benim adım gençliğimde Kazanova Hakkı'ydı. Sen? Okulun en hızlısı bendim. Hatta ona bir de ilave yaptılar. Kazanova Gonzales Hakkı. Okulun en güzel kızını önce ben kapardım. Ben tavlardım. Evet. Çok hızlıydım. Evet. En güzel besteyi ben yapar ve kıza söylerdim. Ondan sonra en güzel şiiri ben yazar ve kıza okurdum. Ne diyorsun sen ya? Anladım. Şimdi insanı ayakta tutan bu hatıralardır. Şuradan kapıdan çıktığımda şimdi onlardan bir tanesine var ya bir rastlasam var ya. Allah Allah. Rastlasan ne olacak ya? Onlar olmuş üzümlü koca karı. Öyle deme canım. Ne olursa olsun. Şöyle bir karşılaştığımızı düşün. Eski aşklarından bir tanesinden böyle. Ruberu yüz yüze gel. Ah! Hakkı! Hakkı! Dese beni 85-95 yaşına kadar uzatır ömrümde. Hakkı amca sen de bayağı kanaatkar bir adammışsın ya. Ben de ya böyle olamıyorum işte, ne yapayım? Evladım bak ismini duyduğunda bile bu sana yeter. İsmini duyduğunda o anda bütün hatıralar böyle sinema şeridi gibi gözünün önünden gelir geçer. O yüzden aşka olan inancını hiçbir zaman kaybetme. İnsanı bir yaştan sonra ayakta tutan hatıralardır. Hanife. Hepsi bu kadar mı yani? Evet. Ay ben bu kıza inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum ya. Ay Kamuran ara şu Zerrin'i. Niye? Ya ara işte hadi. Bir de ne diyeceğim? Ya işte ara söyle candan fenalaştı falan de ne bileyim ben. E buraya mı çağıracağım? Evet. Hiç gelmez ki. Ya ara diyorum işte fenalaştı bayıldı de seni bekliyor de hadi. Sonra da git buradan. Nereye gideceğim? Bilmiyorum nereye olursa hadi. Hayret bir şey ya. Ya hani boşuna anlattın Hakkı amca ya. Niye ya? Ya şimdi beni amcaoğluyla aldatmışsın lan Hanife'yi. Ben düşünsem ne olur, düşünmesem ne olur? Ben onun aklıma geldiği zaman, ha bunu ben bu zamanında niye vurmadım diye düşünürüm ya. Hoppala yine tabanca girdi devreye. Ya niye, ne oldu ki yani hemen? Öyle Hakkı amca, öyle yani. Allah. Yok yok, benim aşka maşka inancım falan kalmamıştır. Ben ne dedim, ben ne dedim? Aşk artık burada oturmuyor Hakkı amca. Oturmuyor. Gitti, tamam. Haydi. Kamuran, Candan nerede? Candan? Sen iyisin, sana bir şey olmamış. Evet, çok iyiyim. Ve sor bakalım niye bu kadar iyiyim? Niye? Çünkü benim çok iyi bir arkadaşım vardı, ondan. Of, Candan. Kamuran bana her şeyi anlattı. Ona anlatmamasını söylemiştim. Ben de anlatmasını söylemiştim. Benim isteğim seninkini döver canım. Ama... Ya, ay ne ama Zerrin ya? Allah aşkına çocuk musun sen ya? Yok rüyasında Kamuran'ı görmüş de... ...yok ona aşık olduğunu düşünmüş de... ...kendi kendine teşhis koymuş da... ...var ya seni ayaklarımın altına bir alırım... ...hiçbir doktor, hiçbir teşhis seni kurtaramaz vallahi. Ne diyorsun sen? Ay ne diyorsun ya? Yani tamam rüyalar bilinçaltını gösterir ama... ...bilinçaltı böyle mi okunur Allah aşkına? Böyle okunmaz mı? Okunmaz canım. Bırak da onu, mesleği bu olan ben yapayım olur mu? Yani şimdi ben Kamuran'a aşık değil miyim? Ay o anlama gelmiyor canım. Yani lütfen rica ediyorum senden bundan sonra doktorluk yaparken biraz daha dikkatli ol. Hatta mümkünse ehliyetsiz doktorluk yapma. Tamam.
Ama şimdi ehliyetin olan bir konuda senden yardım isteyeceğim. Neymiş o? Arkadaşlık. Ay canım benim ya. Gel buraya, ben nereden bulacağım senin gibi bir arkadaş? Rüyalarımı saymazsan tabii. Ancak rüyalarınızda buluşursunuz canım. O da ne demek ya? Rakibin çok güçlü. Ay yuh yani Canan, bu konuya da böyle yaklaşıyorsun ya. Yerse. Al bakalım. Tamamdır babacığım. Ama bak yerini de unutmak yok. İyi tamam. Baba beni de unutma. Tamam dedim oğlum. Unutmam mümkün mü? O kadar çok söylüyorsunuz ki unutturmuyorsunuz zaten. Ne? Size söylüyor ya, küçükken kendisi de aynı. Böyle. Dedikodumu yapma baba. Yani ben gerçekleri bahsediyorum. Yani kızın yanında nasıl söylemedim mahcup olur diye. Aynıydı. Ne istediler de yapmadın? Anlamadım. Çocuklar diyorum, ne istediler de yapmadın? Bir şey istemediler. Yo, istediler. İstediler. Çalışmak istediler. Nasıl çalışmak istediler? Part time. Ben de okuyun dedim. Çalışır, ben size bakarım dedin. Hı? Akıllarınca bana ders verecek veletler. Dur ben şunlarla... Ay bir dakika, ya, bir işim var şunlarla. Ya tamam canım, işin olsun ama başka türlü olsun yani, değil mi? Var ya, en fazla bir gün daha dayanır baba. Ya yok, sanki kendi böyle birkaç günlük nefesi var gibi gözüküyor. 2-3 gün. Abi kesin bir şey var. O da istediğimizi kabul ettireceğiz. Çocuklar, babanız sizi çağırıyor. Dede, ne oldu ki? Buyurun. Bakalım. Ne oldu? Gelsinler bir de baba, göreceksin. Ne oldu baba? Geçin şöyle. Göreceksiniz şimdi ne olduğunu. Çocuklar, şimdi ben oturdum, düşündüm ve bir karar verdim. Neymiş o karar? Siz haklısınız. Babam bizi haklı bulmuş. İnanalım mı? İnanın, inanın. Şöyle ki... çalışabilirsiniz. Evet. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Bu mükemmel bir haber. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hem çalışın, haşlığınızı çıkarın, hem de hayatı öğrenin diyorum. Vallahi baba, seni tebrik ederim. Yani sağ ol, uyunun sesini dinlemişsin bir yerde. Teşekkür ederim. Sağ ol oğlum. Sağ ol, sağ ol. Yani iltifatlara gerek yok. Yani bunu sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Hayrola, hayrola, hayrola. Öyle sevinç. Ha, iyi. Bana da çak. Çak. Hadi. Güzel, güzel. Ben size iş de bulurum, merak etmeyin. Aslan babam benim. Tabii tabii. Aslan babam. En iyisiyim. Baba gitar çalacağım, öyle bir iş. Hı hı. Ya bu kadar çabuk olacak aklıma bile gelmezdi. Ya gerçekten çok çabuk kazandık ha. İyi oynadık galiba. Ya iyi oynayan kazandı diyelim mi? Elim panda kaldı. Uf. Hıdır evladım, şimdiki derdin ne? Ya, akşam üzeri Hakkı amca ya, bakkalda. Ne oldu bakkalda? Ya ne olmadı ki ya? Evladım ne oldu, söylesene Allah sen ya. Hakkı amca, ben bir tane kız gördüm. Ha böyle de böyle sanki göğsüme böyle bir sıcak bir çay böyle dokandı, içimden böyle bir şey aktı, bir şey oldu. Dikkat et, haşlanma sakın. Allah. Bu nedir ya şimdi? Aşk budur işte. Aşk. Asıl aşk bu. Evet. Ondan öncesi hoşlanmaktır. Ya ben aşka olan inancımı yitirmişim ya. Sen aşka olan inancını yitirebilirsin ama bak aşk hala sana olan inancını yitirmemiş. Ha ona bak. Hem de karşılıksız. Ya bak. Ha, yak ya, beni ikna edemez ya.
Ben inancımı tamamen yitirmişim. Ya bu mevzu kapanmış ya. Kapandı, kapandı. Ha, o zaman. Tamamdır. Yok. Torpil istemiyor. Yani normal çalışacak. Değil mi kızım? Torpil derken? Yani öyle seni kayırsınlar mayırsınlar istemezsin. Ya aslında kötü davranmasalar iyi olur. Yok, iş hayatında torpil morpil olmaz zaten. Hı, olmaz mı? Ya yok zaten, biz öyle bir şey istemiyoruz ki ya. Selin? Dur, sıra sana da gelecek. Alo. Ha. Ne zaman mı başlar? Vallahi bugün başlar, okuldan sonra gelir. Hemen mi? Tabii iş hayatı beklemez. Tamam Salihciğim, tamam. Dediğim gibi, eti senin, kemiği benim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Evet, sıra kimde? Hepinize var, merak etmeyin. Niye öyle duruyorsun orada? Bilmem. Onca olan şeyden sonra o kadar kolay olmuyor. Ay Zerrin, ızdırap mısın Allah aşkına ya? Hadi kahvaltı hazırla, hadi, hadi. Tamam. Ayrıca ben sana daha neler yaptıracağım. Niyeymiş o? Çünkü rüyanda neler gördüğünü biliyorum. Of. Şimdi intikam zamanı. Yani Candan, yani bunun şakasını yapmayalım artık, olur mu? Ay Candan her konuda şaka yapar, tamam mı? Bak giderim ama. Kapıyı kilitledim. Ya öyle Hristiyan istediğini yapsa, oho bizim halimiz ne olacak? Hadi, hadi. Tamamdır, sağ ol. Görüşürüz. Sana da iş buldum, akşama kadar gitar çalacaksın. Harika. Hepinize iş buldum. Artık beni mahcup etmezsiniz. Eder miyiz baba? Az laf, çok iş. İş hayatı sizi bekliyor. Biz bir harikayız. Aynen. Harikasınız. Harika. Göreceğim ben sizi. Dedeciğim, bizi tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Tam tersine evladım. Çok iyi tanıdığım için böyle konuşuyorum. Merhaba. Merhaba. Ne oldu, hallettiniz mi? Sonuna kadar. İyi, güzel. Sevindim. Bu arada sana da teşekkür ederim. Aman yok canım, kim olsa aynı şeyi yapamaz. Hayır canım, kim olsa aynı şeyi yapmaz. Teşekkür ederim. Doğru, yapmaz. Rica ederim. Bu arada konuyla ilgili yaptığınız şakaları da unutmuyorum beyefendi. Yok karizmatikmiş de, yok doğuştanmış da. Yani sen de teşekkür mü ediyorsun, dövüyor musun anlamadım. Öyleyim yani. Bu arada işin aslı rüya çıkınca da biraz hayal kırıklığına uğradık zannediyorum. Yok. Ya, neden? Tabii. Çünkü benim beğenenim bana yeter. Ya. Ya. O zaman bu konuyu nikah masasında bir daha düşüneyim. Hakikaten nikah olayı ne zaman? Her şey eksiksiz olmalı Kamuran. Ya her şey mükemmel olmalı. Mükemmel. Evet, mükemmel. Sen gelsene, gelsene sen böyle. Oo, gel, gel, gel. Ne gel, oldu gel. Zerrin ya? Ya ne diyor bu Hakkı amca ya? Vallahi bilmiyorum evladım. O rüzgar nereden eserse orada oluyor. Bana tarif ettiği şey aşk. Ha. Ya aşk değil Zerrin abla. Aşk nedir ki ya? Ama kabul etmediği için kızı açılamayacak. Ya Zerrin ablacığım, aşk diye bir şey yoktur. Tam da böyle zamanlarda gelir bulur adama aşk. Aman beni bulmasın da. Ben evde yokum ya. Kapıyı kapattım. Yokum. Sen ne dersen de aşk içeri girmiş oturuyor. İster misafire davrandığın gibi iyi davranırsın ya da kötü davranırsın. O senin bileceğin. Ona bir kötü davranayım da o zaman gitsin. Ya ben aşka bir kere inanmıyorum. İnancımı kaybettim. Bir kere o bana bir kazık atmış. Yani ben ancak amca onunla bir vurursam o zaman bir beraber olur durum ya. Yine girdi devreye. Yine girdi. Ben sana o dizileri seyretme diyorum. Tabanca filan. Yok. Unut. Laf var. Lakırdı var. Tövbeler olsun. Aşk yok. Gel. Oo, hoş geldin. Gel. Çok heyecanlıyım baba. Keyiflisin yani. Sen ne diyorsun ya? Tabii ki keyifliyim. Tabii olmaz mı? Yani ilk paranı kazanacaksın. Çok normal.
Baba yani sana da çok teşekkür ederim gerçekten bu fırsatı bize verdiğin için. Dur dur şimdiden teşekkür etme. Hele bir çalış kazan teşekkürü sonra edersin. Sonra bir şeyler söyleme. Baba ne söyleyeceğim Allah aşkına ya? Hem biz istedik bunu. Doğru. Doğru. Bak öyle bir ayrıntı vardı değil mi? Siz istemiştiniz. Doğru. 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 Hoş geldin kızım. Bugün ilk iş günümdü. Nasıldı? Harika. Nasıl olacağım? Harika. İlk gün ve nefis. Mükemmeldi baba. Para kazandım hem de ilk defa. Harika. O zaman mesele yok. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Bugün senin ikinci iş günündü değil mi? Hı hı. Nasıldı? Ha, fena değil. Tabii biraz yoruldum ama ha, normal değil mi? Normal, normal. Ayaklarım vardı. Ama o kadar da olur değil mi? Tabii olur, olur yani. O kadar olacak. Çalışıyorsunuz neticede. Hoş geldin kızım. Kızım, nasıl geçti bugün? Yorucu. Elim ağrıdı çalmaktan ya. Ama neticede sevdiğin iş. Tabii. Orası öyle de. Bütün bulaşıkları ben mi yıkamak zorundayım baba? Ne yapacaksın? İş. Ya ama kötü davranıyorlar. Selin. Aa, Candan abla sen de mi buradaydın? Evet de sen burada mısın acaba? Çok yorgunum. Hiç öpmeyeyim, terleyeyim, duş alıp yatacağım. Yorgunluk iyidir. Ya, iyi. Batu. Bu ne hal oğlum? Birinin kafasına vurdum. Neden? İstek parçası tartışması. Onlar mı çok istedi, sen mi az verdin? Ya vallahi ikisi arasında bir şey baba ya. Hayrola, iyi misin oğlum? Nasıl duruyorum? Harika. Ya baba ya. Ne oldu oğlum? Moracığım, sen geç odana. Ya. On, dokuz, sekiz, yedi, altı... Beş, dört, üç, iki... Baba! Baba! Efendim? Biz seninle bir şey konuşacağız. Konuşun. Baba biz artık... Biz artık çalışmak istemiyoruz. Yok canım. Evet. Ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim? Olmaz diyorum. Nasıl olmaz? Bayağı yani bu çocuk oyuncağı değil. Nasıl? İstediğimiz zaman bırakamayacak mıyız? Herhalde. Yok canım, bırakacağız. Olmaz. Bırakamazsınız. Olur mu öyle şey canım?
Nasıl babasın sen baba? Bayağı iyi bir babayım. Disiplinli cinsten. Ha bu disiplin mi şimdi? Tabii ki. Baba. Koptum kaç gündür. Görmüyor musun halimi? Kızım iş hayatı bu. Öyle şakaya gelen bir tarafı yok. Çalışacaksınız yani. Hem ben size para da yetiştiremiyorum artık. Aslında biz onu şey diye yapmıştık. Ne diye? Olmaz. Çalışacaksınız. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Hem biz daha küçüğüz. Allah Allah. Hani büyümüştünüz? Yok biz büyümedik. Daha çocuğuz biz. Çalışamayız. Ne diyorsun baba? Bunlara hala çocuk kabul etsek mi? Et. Et kıyamam ben. Yok yok. Siz çalışın en iyisi. Baba ne olur. Yalvarıyorum baba ne olur. Öldüm kaç gündür. Ne olur ne olur. İyi pekala. İstifanızı kabul ediyorum. Aslan babam benim. Hayrola? Vallahi haberler sende. Niye? Beğenemedin mi bir şeyler? Cık. Yani daha mükemmel değil. Değil. Mükemmel olmadan da evlenemeyeceğiz değil mi? Öyle olmalı ama. Tabii. Peki. Alo. Zerrin, dinliyor musun beni? Hayda. Ne bu halin? Çok kötü Hakkı amca ya. Nedir kötü olan, neden? Ya hani o bir tane kız vardı ya, ben sana demiştim ya. Biliyorum hani içinden sıcak çay akıtan. O ya. Ne oldu, çay soğudu mu? Ya yok, soğumadı da. Şey ya, şimdi ben böyle aşka inanmıyordum yani. Evet. Aşka inanmadığım için abi kıza bir şey demedim. Kız da bana geldi. Sen dedi ya böyle ne kadar duygusuz bir şey dedi, beni terk etti ya. Abi işte böyle olacağı buydu. Olan olmuş. Terk etmiş. Olsun. Nasıl olsa sana koymaz. Çünkü sen aşka inanmıyordun. Nasip bana koymaz ya. Koymaz mı Hakkı amca ya? İnanmadığın şeye koyar mı evladım? Ya şimdi bu kız beni terk edince benim kafama dank etti. Artık inanıyorum galiba. Ha. Ama geç inanıyorsun. Ya geçmez. İnanıyorum ya. Oğlum olan olmuş. Kız gitmiş. Vapur kaçtı artık. Hak et. Kaçtı mı ya? Hakikat yok. Hakikat diye Türkçe'de bir kelime yok. Hakikaten. Ya, şunu öğren, beni delirtme. Ya, tamam. En sinir olduğum şey. Ya, tamam. Hakikaten. Ya, tamam da Hakkı amca, neyse işte o ya. Kaçtı mı bu şimdi? Kaçtı. Bak kaçtıktan sonra aşka inanmaya başladın değil mi? Şimdi inanıyorsun. Bir daha bak. Dikkat et. Aşka inancını kaybetme de vaturu da kaçırma. Tamam Hakkı amca. Şöyle içime sinen bir şey bulamadım daha. İçine sineni bulana kadar bekleyeceksin o zaman. Ya değil mi ama? Daha hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Bence de. İnsan kaç defa evleniyor ki canım? Aa bak şimdi orası pek belli olmuyor yani. Öyle imalar yapılmaz. Ama her şey mükemmel olmadan da olmaz ki canım. Haklısın hayatım. Her şey mükemmel olmalı. Herkes hazır mı? Baba. Ben de tamamım oğlum, tamam. Tamam. Ben bakarım. Tamam. Kimmiş? Kamuran'mış. Erken gelmişsin. Ya bir küçük işim vardı, onu hallettim. Hadi millet hazır. Seni bize götüreyim. Ne yapacağız? Bir küçük bir işimiz var. Ya ben bunu hiç beğenmedim Kamuran. Gelinliği? O zaman beğendiğini alırsın. Ya. Tabii. Ay ne kadar tatlısın ya. Ay çok teşekkür ederim. Gel, çok anlayışlısın. Hadi gidelim. Hadi gel. Sonra yaparız artık. Ne yapalım? Hadi kızım. Hadi.
Hıdır yok ortalıkta. Buralarda bir yerdedir ya. Tabii canım, yani kaytaran bir çocuk değil sonuçta. Ay bu ne? Masa. Ne masası? Nikah. Kim evleniyor ki? Ha? Ay Kamuran, ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Yani her şeyin mükemmel olmasını beklerken eskiyeceğiz. Ay sen ciddisin yani bayağı. Karşımda devletin bir memuru var. Şaka yapar gibi bir hali var mı? Biz evleniyor muyuz şimdi? Eğer sen evet dersen. Gelinlik? Ya bak, biz şunu bir halledelim. Daha sonra düğünü yaparız. Her şey mükemmel oldu. Ben mükemmel olan bir şey biliyorum ki geri kalan her şeyi mükemmel yapar o. Ay. Hmm. Öpüşürler mi? Nikahtan sonra. E güzelmiş. Evet. Kabul ediyor musunuz? Evet. Siz ediyor musunuz? Evet. Pardon, hadi. Ne? Ne ulan? Ay pardon. Geldin. Ama sarılalım, sarılalım. Oo, böyle yapılır mı ya? Pardon, pardon. Of. Ay, ay. Tırnak düşecek. Ay pardon. Oh. Ah neyse, iz kaldı işte, bir iz yani. Ya öyle basılır mı ya o? Oh. Onu da alalım.